Kıymetli arkadaşlar, geldik insan hakları ile ilgili ikinci soru çözüm videomuza. Evet, 21. sorumuz ne diyor? İnsanların özgür doğdukları fakat sonradan zincire vurulduklarını ve bu durumdan ancak siyasi yönetime doğrudan katılarak kurtulabileceklerini, bakın burası çok önemli, Toplum Sözleşmesi adlı eserinde, öne süren düşünür kimdir? Arkadaşlar, kuvvetler ayrılığı derse Montesquieu, kanunların ruhu. Özellikle Toplum Sözleşmesi derse, tabi diğer toplum sözleşmeciler de var ama burada bu tanımdan hareketle kime gideceğiz? Jean-Jacques Rousseau'ya gideceğiz arkadaşlar. Toplum Sözleşmesi diyorsa Jean-Jacques Rousseau. Evet, cevabımız Adana olacak. Peki, diğer sorumuza geldik. Şimdi biraz da neye bakacağız? Biraz da bizim insan hakları ile ilgili Türkiye'deki tarihsel gelişime bakalım biraz arkadaşlar. Çünkü soruların muhtemelen gelme ihtimali biraz daha bu konuyla alakalıdır, onu söyleyeyim. Temel haklarla ilgili hükmü vergi toplamada ve eziyet yapılmaması olan Ayanlar ile Padişah, II. Mahmut arasında imzalanan 7 maddeden oluşan ve hükümdar ile beyler arasında imzalanması nedeniyle Magna Carta'ya 1215 Magna Carta'ya benzetilen bizim belgemiz hangisidir? Tarihten de bileceksiniz bunu. Anayasa tarihinde de gördük bunları arkadaşlar. Senedi ittifaktır. İlk anayasal belgemiz olarak karşımıza çıkıyor. Peki burada kimle kim arasında bir kivi anlaşmazlık durumunda ortaya çıkan bir metin olarak karşımıza çıkıyor bu? Padişah ile beyler arasında yapılan bir anlaşmadır bu diyoruz arkadaşlar. İlk defa bizde kralın yetkilerini sınırlayan bir metin olarak karşımıza çıkmıştır. Senedi ittifak. Bir anayasa değildir. Bir anayasal belge kabul edilebilir. Neden? Devletin otoritesini, yetkilerini sınırladığı için. Devam edelim. Osmanlı Devleti'nde devlet iktidarının sınırlandırılmasını sağlayan, bakın yine oraya gidiyoruz ve bir gruba, bakın halka değil bir gruba bazı haklar tanıyan ilk anayasal belge hangisidir? Senedi ittifaktır arkadaşlar. Evet. İlk anayasal belge olarak, bak anayasa değil, anayasal belge olarak karşımıza çıkıyor. Toplumun geneline değil, halka değil, bir gruba bazı haklar veriyor değerli arkadaşlar. Ayanlar dediğimiz kimselere. 24'e geldik. Bakın Padişah Abdülmecit diyor, döneminde ilan edilen Mustafa Reşit Paşa, Sadrazam Mustafa Reşit Paşa tarafından okunan Osmanlı Devleti'nde, burası çok önemli, insan haklarının tanınması yolunda İlk önemli adım aşağı yukarıdan hangisidir? Vergide adalet, kanun önünde eşitlik, mülkiyet güvencesi. Arkadaşlar bunlar çok önemli. Hangisidir? 1839 tarihli Tanzimat Fermanı'dır. Bu Türk tarihin ilk haklar bildirgesi, haklar beyannamesi de olarak da kabul ediliyor Osmanlı Türk tarihine arkadaşlar. Cevabımız Bursa olacak. Devam ediyoruz. Yine aynı şekilde bakın. İlk temel haklar beyannamesidir. Bu fermanda can güvenliği, mal güvenliği, namus güvenliği, kişi güvenliği, yargılamasız suç ve ceza olmayacağı ilkesi. Bakın Magna Carta'da da vardı. Vergide adalet. Mesela özellikle hukuk A grubu sınavlarda çıkabiliyor maliye dersinde. İşte vergide adalet kavramı ilk defa hangisiyle gelmiştir bizde? Bakın Tanzimat Fermanı'na gelmiştir. Bu önemli. Ve en önemlisi din ayrımı yapılmaksızın imparatorluktaki bütün herkesin eşit olduğu, vurgulandığı ilk haklar bildirgesi olarak karşımıza çıkan metin hangisidir? 1839 tarihli Padişah Abdülmecit, Sadrazam Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanan arkadaşlar Tanzimat Fermanı'dır. Cevabımız Bursa olacak. Özellikle vergide adalet çok önemli. Mal güvenliği yani mülkiyet güvencesi, can güvenliği şurası önemli. Yargılamasız suç ve ceza olamayacağı ilkesi, bunlar ilk defa Tanzimat Fermanı ile bizim hukukumuza giriyor. Haklar beyanlar. Yalnız bunun bir problemi var, o da şu. Burada özellikle devlet açısından devleti kontrol eden mekanizmalardan yoksundur. Mesela padişah diyelim ki bu tarz şeylere aykırı davrandı. Buna yönelik ne tür tedbirler alınacak? Bunlar eksik bırakılmış arkadaşlar. O da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Evet. Geldik bir diğer sorumuza. Müslümanlarla gayrimüslimlerin eşit olarak görülmesi.
Tanzimatta vardı ama tam bir eşitlik henüz yok. Çünkü askeri almada bazı farklı durumlar var. Mesela memuriyette farklı durumlar var. Osmanlı'da memur olmanın temeli şeriat devleti olduğu için Müslüman olmaktı arkadaşlar. Tabii burada değişecek. Gayrimüslimlerin eşit olarak görülmesi, vergide, askerlikte, devlet memuru olmada, özellikle bakın, devlet memuru olmada eşitlik. Devlet memuru olmada eşitlik. İşkence ve angaryanın önlenmesi, mahkeme önüne çıkmada suçun sabit olmadan kimsenin suçlu sayılamayacağı gibi özellikle gayrimüslimlerle Müslümanlar arasındaki eşitsizlikleri tamamen ortadan kaldıran metin hangisidir? 1800 arkadaşlar 59 tarihli ıslahat fermanıdır arkadaşlar. Islahat fermanı. Özellikle gayrimüslim kesime bir takım haklar getirmiştir diyoruz ıslahat fermanı ile alakalı. Osmanlı'daki millet anlayışı burada biraz arkadaşlar farklılaşıyor. O yüzden Müslümanlar buna biraz da tepki gösteriyorlar arkadaşlar. Islahat fermanı. Peki şimdi geldik bir diğer sorumuza. Türk hukuk tarihindeki arkadaşlar ilk yazılı anayasa olan. Evet, ilk yazılı anayasa. Bak, ilk anayasal belge değil. İlk yazılı anayasa olan. Kişi hak ve hürriyetleri, bazen siyasi haklar da var, seçme seçilme. Kişi hakları var ama sosyal haklar henüz yok. Sosyal haklar yok. İlk defa diğer devletlerin anayasalarındaki gibi yer veren, kişi haklarına ve siyasal haklara yer veren bir liste halinde sıralayan anayasamız hangisidir? 1876 tarihli Kanuni Esası'dır arkadaşlar. 1876 tarihli Kanuni Esası'dır. Ama ne yoktur? Sosyal ve ekonomik haklar henüz yoktur Kanuni Esası'da. 1908 yılında 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra 1909 yılında değişiklikler yapılıyor. Daha önce de konuşmuştuk. Padişahlık makamı sembolikleştiriliyor. Devlet başkanı makamı sembolik hale getiriliyor. Parlamentonun gücü arttırılıyor. Bizde gerçek anlamda meşrutiyet, her ne kadar biz meşrutiyeti 1876 kanun esasıyla girdik desek de gerçek anlamda bir meşrutiyetten bahsedemiyoruz. Çünkü parlamento yeterince güçlü değil kanun esasının ilk halinde. Parlamentoyu gerçek anlamda güçlü kılan anayasa değişikliği 1908 yılında ilan edilen 2. Meşrutiyet'te yapılan 1909 değişiklikleridir arkadaşlar. Bize gerçek anlamda meşrutiyet 1909'la birlikte sağlanıyor. Parlamento hak ettiği değeri elde ediyor 1909'da. Peki buraya baktığımızda daha önce basına sansür koyma yetkisi vardı. Padişahın kaldırılıyor. Basın hürriyeti genişletiliyor. Sansür yasağı getiriliyor. Sansür yapabiliyordu padişah. Sansür yasak hale getiriliyor. Yapamayacak artık. Padişahın sürgün etme yetkisi vardı. Mebusları sürgün yetkisi kaldırılıyor. Osmanlı vatandaşlarının daha önce bu anayasanın ilk halinde toplanma özgürlüğü yoktu. Dernek kurma özgürlüğü yoktu. Parti kurma özgürlüğü yoktu arkadaşlar. Bu özgürlükler toplantı, dernek, parti örgütlenmesi 1909 değişikliklere geliyor. Dolayısıyla bu da önemli yine bizim açımızda. Ama vatandaşların seçme seçilme hakkı elde etmesi henüz burada gelen bir şey değil. 1876 kanun esasının ilk halinde var. Tabii kadınların henüz oy kullanma hakkı yok arkadaşlar. Erkekler sadece oy kullanabiliyor. O yüzden 1909'da değil, bu kanun esasının ilk halinde vardı zaten. Cevabımız bu yüzden Edirne olacak. Şimdi geldik Türk anayasa hukukunda temel hak ve özgürlükleri düzenlemeyen, ya anayasayı açtığınızda kişi hürriyeti, seyahat hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti gibi kavramların olmadığı bir anayasamız var arkadaşlar. Bunun da sebebi o dönemde savaş olmasıdır. Savaş olduğu için de anayasada temel hak ve özgürlükleri düzenlememişler. Bu hangi anayasamızdır derse orijinal adı Teşkilat-ı Esasiye Kanunu dediğimiz 1921 anayasasıdır diyoruz. Yani bizde temel hak ve özgürlükleri hiç yer almadığı bir anayasa var anayasa olarak. Hangi anayasa? 21 anayasası. Orijinal adıyla Teşkilat-ı Esasiye Kanunu diyoruz. Cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. Şimdi insan hakları kavramı bizde ilk defa nerede geliyor? Yani insan hakları kelimesinin, iki kelimenin anayasaya ilk defa nerede girdiğini sorarsa ne diyeceğiz? Mesela 21 Anayasası'nda zaten haklar yoktu. Kanun esasında vardı kişi hakları, siyasi hakları ama insan hakları diye bir vurgu yoktu. 24 Anayasası temel hakları benimsemiş arkadaşlar. Yani kişi ve siyasi haklara değinmiş. Bizde insan haklarına dayalı devlet diye anayasaya girmesi insan hakları kavramı ilk defa hangi anayasayla olmuş? 61 Anayasası'na. Hatta insan haklarına ne diyor 61 Anayasası? Dayalı diyor, dayalı. Peki hangi anayasa insan haklarına saygılı diyor? 82 Anayasası ise
insan haklarına dayalı değil de saygılı ifadesini kullanıyor. O zaman bizde insan hakları kavramı ilk defa 61'de geliyor. Dayalı şekilde 82 Anayasası diyor ki insan haklarına saygılı devlet. Sadece dayalı yerine saygılı geliyor arkadaşlar. Ama ilk defa dediği için 61 Anayasası. İlk kez aşağıdaki anayasaların hangisiyle temel hak ve özgürlükler? Kişi hak ve hürriyetleri. 1. Yani negatif haklar. 2. Sosyal ve ekonomik haklar. Bakın sosyal haklar diyorsa zaten cevabım ortaya çıktı. 3. Siyasi haklar. Üçüncüsü de siyasi haklar. Olmak üzere 3 gruba ayrılan haklar ilk defa hangi anayasayla olmuş arkadaşlar? Negatif, pozitif, aktif diye 61 anayasasıyla olmuştur. 61 anayasası. Yani ilk defa temel hak ve özgürlüklerimiz kişi hakları, sosyal haklar ve siyasal haklar olarak 3 gruba hangi anayasayla ayrılmış? 61 anayasasıyla. 24'te kişi hakları ve siyasi haklar var. 21'de hiç yok temel hak ve özgürlükler. Kanun-i esası kişi hakları ve siyasi haklar var. Peki sosyal hakların anayasaya girmesi ilk defa hangi anayasayla olmuş? 61 anayasasıyla. Türkiye Cumhuriyeti hangi anayasayla sosyal ve ekonomik hakları benimseyerek sosyal devlet kavramını ilk defa benimsemiştir derse 61 anayasası diyeceğim arkadaşlar. Cevabım Denizli. Evet, insan hakları kavramı ilk defa 61 anayasası ile girmişti. İnsan haklarına saygılı devlet kavramı ilk defa anayasaya nerede giriyor bakın. Evet, 82 anayasası ile giriyor. Biraz önce söyledim arkadaşlar. 82 anayasasıyla giriyor insan haklarına saygılı devlet anlayışı. Dayalı dese 61, saygılı derse 82. Evet, o halde cevabım ne olacak? Edirne olacak. Şimdi insan haklarının sınıflandırılmasında devlet tarafından kişilerin aşılamayacak, yani devlet bunları aşamaz, devlet bunlara dokunamaz, devlet bunlara gölge edemez. Bunun sınırlarını çizen haklar hangi haklardır? Acaba negatif haklar mı? Acaba pozitif haklar mı? Acaba aktif olan? Negatif neydi? Devleti bizden uzak tutan. Uzak dursun bizden, gölge etmesin. İşte bu sorunun cevabı da o zaten. Cevabım negatif. Pozitif haklar neydi? Devletin bize para harcaması gereken, destek olması gereken, yanımızda olması gereken haklar. Sanatın desteklenmesi, tarımın desteklenmesi, hayvancılığın desteklenmesi, eğitimin devlet eliyle yapılması, dinlenme hakkı, grev hakkı, ücreti, adaletin sağlanması sosyal haklardır. Bizim aktif olduğumuz, bizim devleti var ettiğimiz haklar da siyasi haklardır arkadaşlar. Burada neyin tanımı yapılıyor? Negatif statü haklarının tanımı yapılıyor. Kişi güvenliği, yaşam hakkı, din özgürlüğü, vicdan özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, yani devletin dokunamayacağı alanlar. Cevap Adana. Türkiye'de sosyal devlet kavramı, sosyal ve ekonomik haklar gibi ilk defa anayasaya nerede giriyor derse arkadaşlar, ilk defa anayasaya 61 anayasasıyla girmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ilk defa hangi anayasayla sosyal devlet olma vasfını kazanmıştır? 61 anayasasıyla kazanmıştır arkadaşlar. Tamam, daha önce de konuştuk. Sosyal ve ekonomik haklar, çünkü anayasaya ilk defa nerede giriyor? 61 anayasasıyla giriyor. Anayasaya göre aşağıdakilerden hangisi olağan dönemlerde, yani şu anda diyelim ki ülkede olağanüstü hal yok. Daha önce bunları konuşmuştuk anayasa işlerken. Devlet olağan dönemlerde haklarımızı ancak nasıl sınırlayabilir? Hangisi buna ilişkin yanlış bir ifadedir? Bir kere anayasaya göre devlet haklarımızı ancak kanunla sınırlandırabilir arkadaşlar. Kanunla. Peki kanunu meclis mi çıkarıyor, cumhurbaşkanı mı çıkarıyor? Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi çıkarır arkadaşlar. Peki kanun bir idari işlem midir? Ya idare makamlarından mı çıkar, yasamadan mı çıkar? Yasamadan çıktığı için kanun bir yasama işlemidir arkadaşlar. Yasama işlemidir. O halde anayasa bizim özgürlüklerimizi sınırlama yetkisini sadece olağan dönemlerde kime vermiş? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vermiş. Cumhurbaşkanı şu anda bir kararname çıkarıp bizim hak ve özgürlüklerimizin kapsamını daraltamaz, sınırlayamaz. Sadece sosyal ve ekonomik haklarda iyileştirmeler, düzenlemeler yapabilir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı kararnamesiyle sınırlama yapılamaz. Yönetmelikle, genelgeyle sınırlama yapılamaz.
Unutmayın. Sadece ve sadece kanunla yapılır. Cevabım Adana. Peki kanunlar da neye uygun olmak zorundadır? Anayasanın o hak için belirtmiş olduğu özel sınırlama sebebine uygun olmak zorundadır. Genel değil, hepsi için ortak değil. Her maddenin kendine özgü özel sebeplere uygun olmalıdır. Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olmalıdır sınırlama. Demokratik toplumun gereklerine uygun olmalıdır. Laik cumhuriyetin gereklerine uygun olmalıdır. Ve hakkın özünü ortadan kaldırmamalıdır. Yani hakkımızı elimizden kanunla devlet alamaz sınırlama yaparken. Ve en önemlisi ölçüsüz, orantısız ne yapamaz? Hak ve özgürlüklerimiz elimizden alamaz arkadaşlar. Peki o halde kanunla yapılmalıdır diyoruz. Diğer şıklar ölçülülük var. Ölçülük kanunlar. Anayasanın sözüne ruhuna uygun kanunlar. Anayasaya arkadaşlar uygun kanunlar. Yine temel hak ve özgürlüklerin özüne uygun kanunlar ne yapacak? Yapacak meclis. Cevabım Adana. İdari işlemle olmaz sınırlama. Meclis kanunla yapabilir. Ha, o hal döneminde idari işlemle olabilir. O hal döneminde kararname, yönetme, genelge bunlarla olabilir. Olağanüstü hal ilan edilmiş. Ama olağanüstü hal yoksa sadece ve sadece kanun çıkması gerekir bu konularla ilgili. Cevabım Adana arkadaşlar. Devam edelim. Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmaması. Biraz anayasa tarihini ilgilendiriyor. Anayasada 61 anayasası döneminde özellikle sosyal olaylar sebebiyle anayasaya bir madde konuldu. 71 yılında yapılan değişikliklerle. Bugün de anayasamızda arkadaşlar 14. maddede mevcuttur. Temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılmaması gerekti. Uzun uzun anlatmış bunu arkadaşlar. O halde temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmaması gerektiği ilk defa hangi anayasal metinde olmuş? 61 anayasasının 71 değişikliğiyle olmuş arkadaşlar. 61 anayasasında 71 yılında yapılan değişiklikle olmuştur. Hukukumuza girmiştir. Şimdi bu soru önemli arkadaşlar. Neden? Çünkü ölçülük ilkesi önemli bir kavramdır. Anayasamıza da 2001 yılında girmiştir. Acaba ölçülük ilkesinden kastedilen şey nedir? Yani temel hak ve özgürlüklerimizi meclis kanunu sınırlarken ölçülü olmalıdır diyor ya. O ölçülükten kastedilen şey nedir? Boşluklu bir soru arkadaşlar. Diyor ki ölçülük tanımı sınırlamada başvurulan araç. Mesela polise silah kullanma yetkisi vermişler. Başvurulan aracın sınırlama amacını gerçekleştirmeye elverişli olması gerekir. Evet, elverişli. Elverişli olması gerekir. Ve bu aracın sınırlama amacı açısından da gerekli. Yani silah kullanma yetkisi gerekli midir o anda, gerekli değil midir? Gerekli olmasını ifade eder arkadaşlar diyoruz. Elverişli ve gerekli olması gerekiyor. Evet, boşluklarımızı da arkadaşlar bu şekilde dolduruyoruz. Cevabımız B şıkkı. Yalnız yer değiştirmiş arkadaşlar. Burada bir hata olmuş. Onu düzeltelim. O zaman şöyle yapalım. Elverişli ve gerekli olması. Evet. O zaman ölçülükten kastımız neymiş? Tekrar edelim. Sınırlamada başvurulan araç sınırlama amacını gerçekleştirmeye elverişli olmalıdır. Bu araç sınırlama amacı açısından gerekli olmalıdır. İşte bu kavrama biz ne diyoruz? Arkadaşlar ölçülü olma. Devletin bize karşı ölçülü olması diyoruz. Önemlidir. Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde 2001 yılında anayasamıza girerek meclisin kanun yapma yetkisini bu bakımdan sınırlamıştır arkadaşlar. Bizi meclise karşı, devlete karşı korumuştur. Önemli. Evet, cevap Bursa'ydı. Devam edelim. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında bir ölçüt olan ölçülülük ilkesi ilk kez anayasaya nerede giriyor? Hangi yıl giriyor? 2001 yılında giriyor arkadaşlar. Anayasaya 2001 yılında girdi ölçülülük kavramı. Cevabım Ceyhan olacak. Evet, işaret diyelim. Evet. Özellikle şunu söyleyeyim. Bakın daha sonra da söyleyeceğim. Bu soruları sizle paylaşacağım arkadaşlar. Bu soruları paylaşacağım. Ne yapacaksınız? Bu soruları arada yine çözülmüş şekilde paylaşacağım. Arada böyle tekrar çözeceksiniz. Özellikle sınava doğru tekrar çözmenizi istiyorum arkadaşlar. Sınava doğru tekrar çözmenizi istiyorum bu soruları. Çünkü bu şekilde en azından aklımızda arkadaşlar bu soruları barındırmış oluruz. Peki 39. soruya geldik. Aşağıda verilen anayasal ilkelerden hangisinde insan haklarının sınırlaması için amaç ile araç arasında bir oranın bulunması gerekir? Yani kullandığın araç ulaşmak istediğin amaç için ne olsun? Elverişli ve gerekli olsun. Ona ne diyorduk biz? Ölçülülük kavramı diyoruz arkadaşlar. İnsan hakları açısından önemli bir kavramdır. Ölçülülük ilkesi. Peki cevap Bursa.
Şimdi geldik yine daha önce arkadaşlar işlediğimiz konularla alakalı. Anayasaya göre temel hak ve özgürlükler hangi durumlarda elimizden alınabilir? Yani devlet haklarımızı hangi durumda durdurabilir? Neydi onlar? 3 taneydi. Hemen söyleyelim. 1. Savaş. 2. Seferberlik. 3. Olağanüstü hal. Bakın tehlikeli salgın hastalık bir olağanüstü hal gerekçesidir ama devlet bunun gerekçe gösterip olağanüstü hal ilan edebilir, etmeyebilir. Yani elimizde olağanüstü hal ifadesi olması lazım. Sebeplerini söylemeyeceğiz. Olağanüstü hal. O halde anayasaya göre 3 durumda haklarımız elimizden alınabilir. Savaş, seferberlik ve olağanüstü hal. Ne yok? Tehlikeli salgın hastalık, doğal afet bu tarz şeyler olağanüstü hal gerekçesidir ama olağanüstü hal ilan edilmediği sürece bunlar ne yapılamaz? Böyle durumlarda haklarımız elimizden alınamaz, durdurulamaz haklarımız arkadaşlar. Peki hatırlayın ne diyordu anayasa? Bu arada bunun cevabını söyleyelim. 1, 2, 4 hangisi olmaz demiş cevabımız Adana arkadaşlar. Hemen hatırlayalım. Anayasaya göre savaş, seferberlik ve olağanüstü hal varsa milletler arası hukuka aykırı olmayacak şekilde durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerimiz kısmen veya tamamen durdurulabilir. Yani ya savaş, seferberlik, olağanüstü hal olacak. Milletler arası hukuka uygun davranacak devlet, durumun gerektirdiği ölçüde davranır. Ölçülük hem olağan dönemde hem de olağanüstü dönemde devleti bize karşı sınırlayan ortak kavramdır. Ölçülü olacak. Savaşta bile ölçülü olacak. Peki bizim ne yapacak? Kişi haklarımızı, sosyal haklarımızı, siyasal haklarımızı gerektiğinde devlet durdurabilecek arkadaşlar. Durdurabilecek. Ama bazı haklarımıza dokunamayacak. Onlara bir sert çekirdek haklar diyorduk. Ne diyor anayasa? Savaşı gerektirecek durumların dışında diyor. Meydana gelebilecek ölümler dışında bir kimsenin yaşam hakkına dokunulamaz. Yani kişiyi öldüremez. 2. Maddi manevi bütüne dokunulamaz. İşkence yasağı. 3. Kimse dinini, düşüncesini ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Bundan dolayı da suçlanamaz. 3. Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez. 4. Suçluluğu mahkemece sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. Masumiyet karinesi. 4 tane çekirdek hak diyelim arkadaşlar. Yaşam hakkı maddi manevi bütünlük. 2. Din, düşünce ve kanaatleri açıklamama özgürlüğü. 3. Suç ve cezaların geçmişi yürütülemeyeceği. 4. Masumiyet karinesi. Suçluluğu mahkemece sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. Devlet bu 4 tane çekirdek hakka ne yapamıyor? Savaşta, seferberlikte, olağanüstü halde dokunamıyor. Ama diğerlerine dokunabiliyor arkadaşlar. Ama nasıl dokunacak? Ölçülü şekilde milletler arası hukuka uygun davranarak. Tamam? Evet. Bu şekilde arkadaşlar 40. sorumuzu çözmüş olduk. Yine burada da bir ara verelim. Aradan sonra tekrar soru çözümüne arkadaşlar devam edelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.